NBA diye gireceğim ama giriş NBA'li olmayacak bugün. Bugün önce kısa bir konudan bahsedeceğim. Bugün Koraç Kupası'nın, Efes Pilsen'in kazanmasının 25. yılı. Bayağı geçmiş. Bugün kendim bana <laughs> oldukça yaşlı hissettirdi. Neden önemli bu Koraç Kupası? Tabi bu kadar artık yıllar geçmiş üzerinden. Yani evet kazanma kazanmışız, geçmiş gibi görülebilir. Ama Türkiye için gerçekten ciddi bir kırılım noktasıydı belki de basketbolun Türkiye'ye pazarlanması, Türkiye içinde pazarlanması ya sadece hani oyuncuların oyuncu olabilecek potansiyel gençlerin sokaklarda basketbol oynaması ve oraya gitmesi anlamında değil. Genel olarak bizim basketbol erişimimiz NBA, EuroLeague, diğer ligler, her şey için diğer takımların yatırım yapması. işte Fenerbahçe Ülker o dönem Tofaş, yine Efes Pilsen, Darüşşafaka ve daha birçok takımın yatırım yapması vesaire gibi konuların kırılım noktasıydı aslında Koraç Kupası. Daha öncesinde de Efes finale çıkmıştı. Meşhur Aris finalini daha bir sene önce yaşamıştı Efes Pilsen ama o finali alamamışlardı. Çok olaylı bir maçtı o bakabilirsiniz. Baya e, ortalığın birbirine girdiği tek maçlık bir final, final maçıydı. Sonraki dönemde Koraç Kupası'nı alırken Efes zaten hani kadro olarak o dönem daha farklı yabancı sınırları var işte Namoski gibi yanına bir Amerikalı alabiliyorsunuz, bir Avrupalı gelebiliyor. Çok karışık bir yabancı sistem vardı. Ben de tabii o dönem işte altyapıda oynuyorum. O zaman DSI Spor'da oynuyordum İstanbul'da işte inanılmaz takip ediyoruz. Devamlı oradayız, heyecanlıyız, böyle kuduruyoruz. Oradaki hareketleri işte taklit etmeye çalışıyoruz. Çünkü NBA yok elimizde. <laughs> ya hoş tabii e, o zamanki NBA'de, NBA de NBA EuroLeague arasındaki yavaşlık çok benzer. Yani e, oyun dışarıda çok oynanmıyor, içeri yığılıyor işte Avrupa'da Efes Pilsen'in de başını çekti. Yani bir asıl savunma ekolü yaratmıştı o dönem için alan savunması üzerinden Efes Pilsen ve Aydın Örs hatta yardımcıları ergin atamandı o dönem yaratmışlardı ve daha böyle oyun içeride oynanıyordu alan savunmasının etkisi çok yüksekti üçlük atabilen oyuncular çok değerli oluyordu bir anda işte efes'te Ufuk Sarıca Murat Evliyalı o dönemli Volkan Aydın gibi önemli şütörleri vardı ki keza Almoski de öyle neyse özetle inanılmaz heyecanlı bir dönemdi bizim için ve dediğim gibi hem bizim basketbol oynamamız ...o dönem çevremizde arkadaşlarımızın hiç alakası yokken basketbol ilgi duyması... genel olarak medyanın, e, Türkiye gündeminin bu basketbolu satın alması ve pazarlaması için aslında... ...bize erişim sağlaması çünkü hemen o dönemlerde daha yeni yeni NBA canlı yayınları da başlıyordu. Böyle bir basketbol hype olmuştu. NBA'den hep haberimiz oluyordu ama e, çok geç erişiyorduk yani gazetelerde istatistikler gazeteler gece basıldığı için o, o ertesi gün değil iki gün sonra geliyordu sadece orada bakabiliyorduk yani çok çok kötüydü yani o hani siz arada 90'lar nostalji yapılıyor ya boomerlar tarafından ki ben de e, oradan kaçmaya çalışıyorum Yaşım orayla tutmasa <laughs> boomer değilim ama e, artık hani yaşlı geyinden kaçmaya çalışan biri olarak gerçekten bok gibi yıllardı neyse şimdi her şey çok iyi ama hani Koracı'da bir anmak istedim 25 sene geçti üzerinden o sene ilgili ilginç bir detay da Efes finale giderken aslı çeyrek finalde Fenerbahçe ile eşleşmişti. İlk maçı çok farklı kazanmıştı. Sanırım böyle 25-27 sayı gibi farkla kazanmıştı. Daha sonraki maçı da 17 sayı farklı kaybetmişti. Ama o zaman da hissiyatım şuydu yani Fenerbahçe o ikinci maçı alabilecek skoru da yakalamış sanırım maç içerisinde. İbrahim in falan inanılmaz oynadı bir maç. Güray Kanan falan oynuyordu işte Zaza Enden. Ee, Serdar Apaydın da oradaydı sanırım. Neyse yani, ama şey hissediyordum o zaman. Yani Fenerbahçe geçse bu kupa gelmeyebilirdi. Çünkü o dönem için Efes'in kadrosu inanılmaz iyi durumdaydı. Çok dedi Zaten yarı finalde tim sistem da e, eşleştiler. Işte işte, o maçlarda ilk maç 34 sayı fark attı Efes. İkinci maçta Aydın Öz Volkan, e, Volkan Aydın'ı piyasaya çıkardı. Onun inanılmaz oyunuyla bir anda Efes orada acayip bir skor aldı. Finalde de Stefaner ki Stefaner'in kadrosu da o dönem için muazzam. Belki de şimdi işte o dönemin en iyi Sırp ekoli oyuncularından işte Bodiroga o takımdaydı. Yine e, İtalyan milli takımda oynayan Fuçka ikerini. Biz şey inanamıyorduk mesela Fuçka o zaman sahaya çıktığında 2 10 2 12 civar bir oyuncu olması lazım. Ya yani Beyaz Durant gibiydi ve iki de şut atabiliyordu o. Yani hiç alışık olmadığınız bir şey. Bazen çıkardı pat diye sağ ile atardı. Bazen çıkıp pat diye sol ile atardı. Böyle Böyle kafamızın karıştığı anlar oluyordu yani çok acayip bir oyuncuydu İşte Roland Blackman yine orada oynuyordu Gentile şimdiki Gentile'nin babası da o dönem oradaydı çok acayip bir takımdı Efes o, o de iki maçlı seri sistemi vardı o zaman kendi sahasında bir maç deplasman maç ilk maçı 8 sayıyla almıştı Efes ikinci maçı da 7 sayıda kaybetmişti ve kupa gelmişti. Ama dediğim gibi ya bugün ben burada yorum yapıyorsam, NBA üzerine konuşuyorsam... E, ...zamanda de çok konuştuk iki Oyun Podcast'lerinde. Euroleague üzerine konuştuysak ve konuşacaksak bunların hepsinin kapısını Türkiye'de... ...hem kişisel e, motivasyon olarak hem de ülke bazı, bazında böyle bir hype yaratma amacıyla ortaya çıkmadan... ...böyle bir pazarlama e, alanı yaratarak diyeyim daha doğrusu e, herkese bir kapı açmış oldu... Çok güzel. 25. yılda tekrar Koraç Kupası'nın kutlu olsun. Acayip bir dönemdi. Merak edenler varsa sanırım YouTube'da Assist Time kanalında maçlar da var. Merak edenler baksın deyip NBA'ye geçiyorum. All Star'la başlayacağız. All Star haftası bitti. Ya yine çok bizi şaşırtmayan <laughs> hep böyle zaten her sene artık hiç heyecanımı kalmadı bir hafta sonu. Arada böyle tatlı şeyler oluyor. 2016 maç yarışması gibi heyecanlar yaşadık. Arada üçlük yarışmalarındaki çekişme biraz mutlu ediyor. Maçlardaki 3-5 hareket bazen keyifli oluyor ama onun dışında artık artık bu yüzden kaçıncı All-Star onu da hatırlamıyorum. 20'den fazla oldu herhalde. O yüzden artık bir heyecanı yok benim için ama bu All da konuşmamız lazım ki bu All Star bir de diğer All Star'ları daha da bence mutsuz ve heyecansızdı. Çok fazla sakat son anda değişenler işte Embiid ve Simmons'ın berberi Covid çıktığı için onlar son anda çıkarıldı. Zion Williamson'ı yatağından kaldırıp getirdiler. Zaten maçın başında 3 maç kaçırdı. Vesaire vesaire. Oyuncuların da çok istekli olmadı. Ya işte, hadi, tamam geldik oynayacağız artık ne yapalım dediği. İşte arada e, Jim Butler'a teklifin gittiği aman ben oynamam deyip bahaneler sunduğu. E, tuhaf bir aslında oğuz tarafta sonu oldu. Bir şekilde geçti. Yani hiç iyi yanı yok muydu? Vardı bence. Özellikle üçlük yarışması çok keyifli. O halde oradan başlayalım hatta. Evet, Curry ile Conley'nin finale kalması. Conley'nin, Curry bu arada ilk turda şov yaptı. 31 isabet. 31 puan daha doğrusu. Finalde ise Conley'le kalmaları çok iyi ve Conley sonuna kadar getirdi aslında. Son şutta Curry bir puan farklı almayı başardı. Tabi burada önemli olan o bu sene eklenen iki tane üç puanlık topun ...önemiydi ve o 2-3 puanlık topu da Curry soktu tam da onun yeriydi. Belki ilerleyen dönemde şu eklenebilir ki NBA yönetim burada takdir etmek lazım. Son 2-3 senedir All-Star hafta sonuyla oynuyorlar. İşte Üçlük yarışmasına, smaç yarışmasına, ekler çıkarmalar. All-Star sistemi değişti, takım sistemi değişti, kaptanlar takım seçiyor. Maç sonu oynama sistemi değişti, biraz daha heyecan katamadık ki bu sene hiç katmadı... Oynuyorlar daha da belki de daha iyi bir versiyonu ortaya çıkacak. Üçlük yarışmasında bu iki yeşil top daha uzak mesafeden güzeldi. Belki opsiyonel mesafe eklenebilir. Daha da uzaktan işte logo bölgesi yarı sağ gibi oyuncuların bir ya da iki tane opsiyonu ekstra seçebileceği belki başka bir şutun yerine tercih edebileceği ekstralar eklenebilir. Bu arada reklerin o top reklerinin. ...yerlerini de değiştirebiliyorlar. Bu da güzel bir özellik. Ama üçlük yarışması açıkçası keyifliydi. Ben e, heyecanla takip ettim. Smaç'ta ise yine her sene olduğu gibi tartışmanın olduğu... E, ...çok eğlenceli olmasa da yine de sıkıntının çıktığı bir Smaç yarışması oldu ki... ...burada ciddi bir eleştirim var. E, yani biraz Smaç'lara bakabiliriz ama Smash'lara ilgili çok konuşacak bir şey yok. Yani Enferin Simons biraz... ...boyunun kısa olmasına... ...mütakip smaçlar yaptığı için etkili... ...gözüktü ki boyu da 1.90 bu arada... ...hani öyle bir inanılmaz 1.60'lık... ...1.70'lik oyuncu etkisi de yaratamadı o smaçlar... ...çok arada kalmış bir... E, ...yaratıcılığa sahipli smaçları... ...diğer tarafta da... E, ...Topin biraz daha... E, ...yaratıcı işlerle uğraştı... ...işte o yerden aldığı... ...ve bacak arası vurduğu smaç bence çok iyiydi... E, ...o smaç güzel bir smaçtı... ...onun dışında... E, Keşke Stanley'nin denedi ama yapamadığı e, yine bacak arası maç çok iyiydi ama onu keşke yapabilseydi yapamadı. Ama genelde Simons da dediğim gibi burada hani boy zorluk oranına gitti. Benim yıllardır söyledim hani sanırım bundan geçen seneki videoda da bahsetmiştim. Artık smaç yarışmasında bir kırılım lazım. Yani sadece düz bir puan sistemi değil ki burada şey sistemi iyi. E, finalde kalan smaçın hangisinin iyi olduğunu seçilmesi güzel olmuş. Çünkü bir puanları falan kaybetmek özellikle işte Aaron Gordon, Zach Lavin senesini 2016'da görmüştük. Çok tatsız oluyor. Haklar yeniyor. Burada kırılımlara gitmek lazım. İşte yaratıcılık, zorluk işte ne bileyim başka ne eklenebilir? işte boy oranına göre belki başka bir zorluk derecesi eklenebilir. Ama yaratıcılık ve zorluk gibi belki en azından iki kırılım olsa ...fazla kafaları karıştırmadan net bir... ...yapıya ulaşabiliriz... ...bazı smaçlar çok yaratıcı ama... E, ...işte zor olduğu için de... ...bazen tam olamıyor ama... ...belki oradan ekstra bir puan alabilir... ...bazı smaçlar çok kolay ama çok yaratıcı da değil... ...belki bir anda puan düşebilir... ...bunları artık... E, ...birazcık daha düşünmek lazım... ...çünkü diğer türlü smaçların... E, ...birbirine... ...benzemesi seyirciyi sıkmaya başladı... ...ve... ...finaldeki sıkıntı da şu genel bir dengesizlik var artık. Jüriler de hep değiştiği için muhtemelen. Bu anki tamamen etkiyle konuya eğiliyorlar. Burada belki seyirci oyu eklenebilir. Seyirci oyu belki belli bir final smacına %50 etki Bilmiyorum. Tabi orada trolleme ihtimali çok yüksek ama ya da %25 bir etki alabilir. Ya da üçüncü bir kategori gibi işte eklenebilir. Yaratıcılık, zorluk işte seyirci desteği gibi ne bileyim her şey olabilir burada alternatifler çok çünkü Gordon Levine senesinde... E, ...Zack Levine'in... linedan gelip bacak arası yaptığı... ...smajı Topin yaptı. Farline'dan. Ve bu smajda kaybetti. <laughs> Ve Simons da aslında... ...yarım yaptığı, yapamadığı... E, ...çemberi öpme... E, ...ki stream smacını yaptı. E, o da olmadı. Tam olmadı. Ve buna rağmen... ...kazandı. E, Levine aynı smaçla ...o psikopat yarışmadan çıkıp... ...birinci olmuştu... Ya biraz belki burada jüriye de şey verilebilir. Ya bakın bir eskisi maç yarışmanı izleseniz mi acaba? <laughs> de denebilir. Ya burada özetle 3-2 oyla Simon saldı ama Simon saldı ama dediğim gibi Topi'nin de hakkı yendi maalesef. Skill yarışmasına girmiyorum. Skill yarışmasında söyleyecek bir şey yok. O parkur artık çok dandik kaldı. Yani çok tırt. Bir de parkur artık oyuncular biliyorlar. Bir tur gidiyorsun geri dönce zaten herkes hemen erken şutu sokan zaten işi bitirecek oluyor. Biraz pasta zorlanıyorlar. Belki işte pas öncesi farklı bir iki skill çalınca e eklenebilir. Pasın bir yuvarlağın içine sokmak ya da belki de işte bir uzun pas mesafesinde bir şeyi vurmak hedeflenebilir. Ne bileyim biraz daha etkili. Belki de şeyin içerisinde skill alanın içerisinde puanların kazanıldığı bir yapılaya gidebilir ya yani Biraz daha bu survival yarışmaları gibi işte e, ne bileyim engeller daraltılır, hedefler işte vurulmaya çalışılır, buradan ekstra puanlar alınır, e, topun vurulma yerlerine göre ya da işte belli bir iki hareketi yapmasına göre ne bileyim işte orada bir e, crossover e, flip hareketi de istenir onu yapması spin hareketi pardon crossover spin yapması istenir. Yapabilen ek puan alır yapamayan düz geçer vesaire. burada bir de bir kırılım yaratılabilir. Daha keyifli olur gibime geliyor. O yüzden artık skill challenge ile ilgili bir şey demeyeceğim. <laughs> Umarım orası da bir noktada toparlanır. Maça gelirsek de yani maçta işte klasikti zaten. Üçüncü çeyrekte üçlüklerle koptukça zaten koptukça finale bir şey kalmadı All Star'da. Ama gözüme takılanlardan biraz bahsedeyim. Zain gerçekten yataktan kalkıp gelmiş. Maçın ilk hiç yoktu. ...üçsü maç falan kaçırdı üst üste. Yorumcular kimdi hiç hatırlamıyorum. Hatırlamak da ve Çünkü şuna çok yoruldum artık. Maçları izlerken bile bu var. Ee, ve oyun değişti. Yani oğlum neyi değiş? Tamam artık bitmedi mi bu ya? Biz 5 senedir 6 senedir bunu konuşmuyoruz zaten. <laughs> Hala All Star maçı geliyor. Orayı kapatıyorum. Bir, düz bir Atlanta maçı açıyorum. ...Portland maçı açıyorum hep böyle evet oyun değişti... ...evet oyun değişti... ...farkında mısınız oyun değişti falan... ...lan tamam değişti... ...değişti evet biz bunları... ...yani artık herkes bağıra çağıra konuşuyor... ...gerçekten bu ana akım içerisindeki yorumcular... ...iyice yorucu olmaya başladılar... ...yani ismi bilinenler bir yana... ...kendi e, takımları içerisinde konuşan 3-5 kişi... ...yani evet orada gerçekten iyi analiz yapabilen... kafa bilen insanlar var... Ama onlar dışında artık çok yorucu bir hale gelmeye başladı bu. Sesini kısıp dinliyorum maçları ya da yorumcuyu kapat seçeneği falan eklenmesini rica ediyorum. Ya da buradan talebimdir Twitch, YouTube ya da bu işi kim yapacaksa Amazon Prime. Bize canlayın hakkı verin. Biz de yorum yapalım. Seyirci istiyorsa gelsin benden de dinlesin. Ne bileyim işte Mustafa'dan da dinlesin. Necati'den de dinlesin. Bunu rica ediyorum artık yapın bunu. Çünkü bu arada var. NBA'de mesela Twitch tarafında ee, tabii maçı ekrana vermiyorlar ama influencer, commentator gibi bir şey var. Ee, Amerika'nın influencer e, yorumcuları maçları yorumluyorlar. Twitch'ten de siz takip edebiliyorsunuz ama maçı izleyemiyorsunuz. O kısmı daha halledemediler. Dediğim gibi tekrar e, Simmons ve Embiid berberleri kovid çıktığı için işte ayrıldılar. Son anda Zion girdi. Maçla ilgili orada bir değişiklik oldu. Şu güzeldi Curry ile CP3 minik bir e, sekans hazırlamışlar. Önce CP3 Köre alıp pas attı, bitirdi. E, sonra da eee Köre CP3 alıp pas attı, o Smash'ta bitirdi. O tatlı bir e, andı. Ve şunu gösterdi bence. Iki, iki, iki oyuncu da fizik olarak çok iyi durumdalar. Eee Köre'nin daha önce de hani smash yaptığı anları görmüştük ama şu an fizik olarak muazzam durumda. İkisi de çok rahat saçırlıyorlar. ...çok güçlü durumdalar ve... ...sağda çok rahat hareket ediyorlar... yaşlarına rağmen işte... ...gelişen mobilite idmanlarında... ...sonucu bunlar. Onun dışında Lillard'ın yarı sahaları... ...çok keyifliydi. Yarı sahanın oralardan... ...önce bir denedi denemedi sonra da... ...maçı bitirdi onunla zaten. Üstüne Curry... ...manya bunu denedi. Curry genelde maç boyunca güzel asistler yaptı... ...ve... ...esas dikkatimi çeken... ...Lebron James ve Giannis'in... Üçüncü çeyrekte devamlı böyle gaz ayakta kenarda olsa bile bir heyecanlarıydı. Onlar zaten belli ki bu işi ciddiye almışlar. Yine paramparça edip geçtiler. Doğu takımı orada birazcık tatsız kaldı. Paul George çok ciddiye aldı maçı oynadığı dönemde. Ki Paul George'u bu sene takdir ediyorum. Yani geçen senenin aksine bu sene sessizce işini yapıp gitmesi çok hoşuma gidiyor. Bakalım playoff'larda artık yıllardır geçen o formsuzluğunda kırabilecek mi? Hatta sonra da işte maçın sonunda da işte Paul George'un pardon Lillard'ın üçlüğüyle beraber o yarı sahaya sokup maçı bitirmesinden sonra hala kötü bir şut olduğunu düşünüyor musunuz okla ama serisindeki şutun sorusu da geldi. Yok hayır artık düşünmüyorum. Adamın range'i çok abi falan deyip <laughs> konuyu kapattı. Maç da böylece sona erdi. Yani dedim ki maçla ilgili çok keyifli bir şey yoktu. Böyle belli instantlar ama işte belki maç kopmasa ya da Curry CP3 gibi böyle ufak enstantaneleri maçtan önce çalışıp oyuncu eklese belki koçlar buna ön ayak olsa biraz daha fazla güzel sekans izleyebilirdik. Belki ileride bunlar da olur. Belki de maçın da artık e, oynanma yapısının iyice değişmesi lazım. Çeyrek bazlı bir daha belki 5'e 5 e beşe beş bir komple bir maçta belki de başka şeylerin denenmesi gerekebilir ileride daha zevkli olması için. Evet All Star'ı böylece bitirdik. Şimdi birazcık gündeme gireceğim. Gündemden hızlıca geçeceğimiz e, sakatlıklar, takas haberleri e, ve başka Mayor Standard konusu var. Onları hızlıca bir geçelim. Sonra da bugünün takımı ve işte koç Lloyd, e, Lloyd Pearson konulmasıyla beraber Atlanta'yı konuşacağız. Evet sakatlıklarla başlayalım. Davis'in bu hafta yeniden değerlendirmesi vardı sakatlığının ki çok aslında ciddi olabilecek aşırına kadar gidecek bir sakatlık tehlikesi vardı. E, kalf'ındaki soruna tekrar bakıldı. 2-3 e, haftada oynamamasına karar verildi doktorlar tarafından. Bence de hiç gerek yok ki Davis'in zaten bence görülmeyen değeri playoff'larda. Daha doğrusu görülmeyen takdir görmeyen değeri diyeyim. Playoff'larda zaten Lakers'in en çok ihtiyaç duyacağı şey olacak ve bütün takımlar karşısında bence Davis'i görünce yeniden bir kendine gelecekler. Evet, e, Davis'i durdurmak ve üzerine hücum etmek için nasıl bir plan yaptık bunu bir düşünelim. denecektir takımlar için. O yüzden oynatmaya gerek yok. Lakers bir şekilde idare edecek. Embiid dün gece çok ciddi bir sakatlıktan döndü. E, yani cuma gecesi. Dizinin e, biraz aslında Clay'in pozisyonuna benzer hatta... E, Hayward'ın da pozisyon alım satan bir düşme yaşadı, dizi içeri doğru kilitlendi. Çok daha kötü bir sonuç çıkabilirdi. Ucuz atlattı. E, dizinde bir küçük burkulma ve zorlanma e, şeklinde bir sakatlık ortaya çıktı. O da 2-3 hafta oynamayacak. Tahminimce uzayabilir e, bir hafta, belki bir aya kadar çıkabilir. O 2-3 hafta, 4 hafta olabilir. Gime geliyor ki hiç zorlamalarına gerek yok. de mükemmel bir sezon geçirirken. Onun dışında sakatlık istekleri ve e, diğer anlaşmalar, sözleşmeler, durumları var. Black Griffin'e ayrıca geleceğim. Black Griffin üzerinde e ne olabilir konusunu birazdan konuşacağız. Ama e, işte Tucker da Houston'dan yine e, ayrılmak istediğini söyledi ve e, bunu zaten bekliyorduk. Tucker için çok fazla e, takım bence devreye girecektir. Özellikle playoff e, seviyesinde çok ihtiyacı olan çok takım var. Benim buradaki aslında ilk aklıma gelenler hep böyle Denver gibi, işte Lakers gibi, Batı'da biraz daha esnek savunmaca, ya yani da Doğu'da ihtiyacı olabilecek takımlar. Belki hatta Bucks. Onların çok ihtiyacı var böyle bir oyuncuya. Yani kim alırsa alsın Takır kesinlikle playofflarda özellikle 5 eşleşmelerinde ve switch savunmalarında özellikle de işte esnek uzunların işte Adebayo gibi Davis gibi, Durant gibi oyuncular karşısına geldiğinde savunmayı diri tutabilecek, savunmayı en azından ayakta tutabilecek bir oyuncuya ihtiyaçları olacak birçok takımın takır çok değerli o açıdan. Oladipo, Golden State muhabbetine devam ediyor. Buradan bir şey çıkacak mı bilmiyorum. Ben açıkçası çok mantıklı bulmuyorum bu takası ilk bakışta. Evet, Oladipo ıı, shooting olarak ya da işte delicilik olarak bir derinlik katabilir ama Curry'nin Curry'nin hem toplu hem topsuz oyunun ağırlığını değiştirdiği bir takımda bu kadar top bekleyen ve topsuz oyun oynayabilecek bir oyuncu mu? Bu çok tartışmalı. Golden State'e gidiyorsanız topsuz oyunu çok iyi oynamanız lazım. Zaten burada Wiggins ve Calibre Junior'un sorunu çıkmıştı ki onu analizimizde bahsettik. Bakabilirsiniz kanalda duruyor. Aşağıya da buraları bir yere linkini atayım ben onun. Ama dediğim gibi yani Oladipo bu topsuz oyuna çok uyum sağlayacak gibi gelmiyor. Ha, bu sene sonu kontratı bitiyor olursa olur olmazsa olmaz gibi de düşünüyor olabilirler. Ha çok ciddi bir aset vermeden alırlarsa okey ama e, herhangi birini ciddi bir takasa sokacaklarsa bence iki kere düşünmeleri lazım. Ersan da Yuta'da anlaştı. Bu da çok iyi oldu ki Ersan konusu bizim canlı yayınlarda da çok kez gündeme geliyordu. Ersan abi döner mi Türkiye'ye mi gelir? NBA'de bir takım bulur mu? Ben de açıkçası hem menajerin hem de kendisinin bir takımdan teklif beklediği için Avrupa'ya falan gelmeyi de gündeme almadığını düşünüyordum. Playoff'lar yaklaşık işte sezonun ortasını geçtik. Şimdi tabii biraz şu da olacak. Utah'ta özellikle oyuncular biraz daha dinlenmek isteyecek. Utah artık eee olarak rahat bir fikstür dönemine giriyor özellikle bu tam ortadan sonra. Biraz daha orada süre alabilir. Playoff'larda çok şanslı olur mu bilmiyorum. Çok belki kısa anlar içerisinde olabilir ama sezonu bitirmeye doğru Utah'a özellikle de hem dış şut desteği olarak hem de esnek bir uzun olarak destek verme ihtimali çok yüksek. Bence çok nokta atışı bir takımla anlaştı. Artık son yıllarında iyi geçirebilir Utah'ta Ersan. Bakalım göreceğiz. Ve gelelim yine bu haftanın gündeminde çok konuşulan Black Griffin konusuna. Black Griffin de Detroit'ten zaten ayrılacağını söylemişti. Ortaya çıkmıştı. Griffin'i salmak istiyor Detroit'te. Ki sezon başında ben ki uzun sezada Detroit izlemek çok yorucu olduğu için herhalde sezonda en az izlediğim takımlardan biri Detroit. Özellikle Griffin bu sene söz konusu olunca biraz daha bu hafta Detroit maçlarına odaklandım. İzledim ki şey çok belli oluyormuş bu sene Griffin'de, yani hiç oynayası yok. Yani sağda pek bir enerjisi de yok Detroit için. Genel olarak çünkü hep şunu da görüyoruz ya, sağda böyle bir enerjisinin yükseldiği anlar oluyor, istekli anlar ama çok çabuk düşüyor. Çünkü oyuncularla o kopuk, Jeremy Grant zaten kendi oyununu oynamak istiyor, artık orada onu kabul ettirmiş. İşte Sadık Bey gibi bu sene önemli bir çıkış yakalayan bir oyuncuya sahipler, o kendi alanını yaratmaya çalışıyor. E Derrick Rose zaten başta o da daha çok kafasına göre giden bir oyuncudu ayrıldı o da sonradan. Zaten Detroit'te kafa olarak uyumu da kopmuş durumdaydı. Sakatlık olarak da evet hani eskisi kadar o atletik e, patlayıcı smaçlarını görmüyoruz ama... ...açıkçası genel e, kamuoyu ve basın yorumundaki hissetti, söylenen kadar da of ayakları gitmiyor... ...çürümüş bitmiş hareket bile edemiyor tarzı bir kötü durumunda görmedim açıkçası ama dediğim gibi yani evet o eski o dipten backdoor'dan inanılmaz drylar işte birebir de oyuncuyu pat diye eksiltip o patlayışı maçla bitirmeler evet onlar yok çünkü belli ki e, doktoru ve menajeri demiş ki abi sen artık dizini korumalısın yani bu normal bir şey e, artık yaşın da ilerledi bundan sonra yüksek kontrat da alman çok zor ama belli bir seviyede kontrat almak istiyorsan faydalı bir oyuncu olarak sahada kalmak istiyorsan Dizini koruman lazım denmiş ona. O da buna dikkat ediyor belli ki. O yüzden çok ciddi zorlamıyor kendisini. Peki ne yapar Brooklyn'de? Yani esas konu bu. Brooklyn'de bir katkı verebilir mi? Sadece bu sezon için mi geldi? Minimum kontrattan sonra 10-15 milyon belki 20 milyonlara varan bir kontrat bulur mu Brooklyn'den ki bence bulamaz öyle bir alan yok. Buradan herhalde ilk amacı ben burada kendimi göstereyim alabilirsem belki bir şampiyonluk şansım var onu alayım. Sonra da e, burada yarattığım etkiyle bakın ben artık faydalı bir oyuncu olabiliyorum etkisiyle de belki de başka bir e, takımdan sözleşme arayacak. Ben aslında şunu öncelikle söylemek istiyorum biraz Black Griffin işte e, Lamarcus Aldridge ki o da artık takasın gündemi San Antonio Spurs'te ayrılacağını açıkladı. 35 yaşına geldi o da. Bu iki oyuncu ve benzer işte Carmelo Anthony daha önceki daha yeni yeni iki senede rolünü kabul edebilir ki geçen sene bence Portland'da çok zarar verdi bu rol geçişi. Bu oyuncular biraz böyle 2009-2020 arasındaki kayıp jenerasyon gibi oldular. Ne esnek 4 olabildiler ne eski tip power forward şeyini sürdürebildiler geleneğini ne iyi bir savunmacı olabildiler ne istikrarlı şutörler olabildiler hep böyle bir arada kaldılar. Carmelo işte biraz daha kendisini geçen şut oyuncusuna çevirdi. Biraz işte savunmada efor sarf etmeye çalıştı. Yani yine konsistent bir savunma yaratamadı. Öyle kabul ettirdi diyelim kendisini ama işte Griffin ve Oldu çok arada kaldılar. Ee, özellikle de Clippers işte ekibi dağıtırken en son Griffin ayrıldı takımdan. Onunla beraber zaten komple o Dark Rivers ve Clippers rahatlamıştı. Yani o eski jenerasyon basketbolu bitmişti onlar için de. Griffin de oradan sonra evet çok iyi bir sezon geçirdi. Detroit'te sanırım ilk ya da ikinci sezonu çok iyiydi. Ama o da sadece istatistik olarak iyiydi. Detroit'i bir yerlere alıp götüremedi. Götüremezdi de zaten. Çünkü oyun yapısı maalesef izin vermiyordu. Ama ilk verdiği işaretler bence Griffin tarafında biraz daha oyunu hem screen assisted kısmında yani screenle yaratabileceği sayılar hem de sağ görüşünü geliştirip hem low postta üzerine ikili sıkıştırma çekerek hem zayıf tarafa çevireceği toplar hem tepeye çevireceği toplarla yaratacağı sayılar ya da tepede alıp yine handoff'la ya da kendi şut tehdidini kullanıp e, topu yere vurma yeteneğiyle savunma eksiltip yaratabileceği yine asistler biraz onun öne çıkan özellikleri oldu ama bunları ne kadar e, düzenli yapabildi bu Detroit'e de bağlıydı biraz çok iyi yapamadı. Şimdi Brooklyn'de bunları yapabilir mi? Önemli olan konu bu. Bence yapabilir. Şimdi ben Black Griffin'i yıllardır çok eleştiren bir isim olarak Brooklyn Nets sözleşmesini aşırı kötü bulmuyorum. Çünkü onun da artık son şansı olacağını düşünerek bunu söylüyorum. Açıkçası böyle düşünmezse yine çok sorun yaşayabilir. Ve hiçbir başarı sahibi olamadan Brooklyn'den sene sonunda ayrılabilir. Ama şunları yaparsa bence Brooklyn'e faydası olur. Bir, zaten Brooklyn yarı sahada Esas üretimini yapan bir takım. Şimdi savunmayı daha seçerek belki de daha belli anlarda yoğunlaştırarak daha second unit oyundayken daha baskılı yaparak işte Durant varken başka türlü işte Durant'ta Green varken başka türlü Jordan varken hiç yapamayarak <laughs> düzenleyen bir takım yapısı var. Şimdi Griffin burada bence yani ben şu an tamamen coaching olarak bakıyorum. Yani kendimi stillness'in yerine koyuyorum. Kendi coaching geçmişime de baktığımda ben Griffin'i nasıl kullanırım? Bir, bir kere second unit'te kullanmak isterim. Yani ilk beş adaptasyonuna girmemek lazım bence Griffin için. Kenardan gelmeli. Çünkü second unit'te şöyle bir sorun oluyor. Oyunu yönlendirecek oyunculardan bir hep sağda kalmalı. Durant, işte Harden, Kyrie Irving. Şimdi Durant sakat. Durant sakatken Kyrie ile Harden arasında bu dönüyor. Kyrie de zaten burada e, yıllardır gördüğümüz gibi iyi bir oyun yönlendirici olmaktan çok iyi bir skorer olmayı tercih ediyor ve zaten kafası ondan rahatladı. Yani Harden abi ben oyunu yönlendiririm sen işine bak dediği anda her şey çok güzel oldu. Ki buna da ileriki programlarda geleceğim. Kyrie ve Nets'i çok eleştirdik ama bu Brooklyn Nets Harden sonrası Brooklyn Nets yani şu anda ki bunda Harden'ın payı çok büyük çok tatlı bir kıvama geldi. Ama başka sorunları var işte o sorunların Küçük bir kısmını da Black Griffin çözecek. Geri dönelim. Second unit artık iki oyuncu da kenardayken ya da Kyrie ile Griffin sağda ve diğer oyuncular second unit oyuncuları oyuna yön verebilecek bir yapıya gelebilir. Ya bu nasıl olur? Dediğim gibi handoff oyunlarıyla olabilir. Tamamen screen assisted olabilir. Ya da low postta zorlayarak olabilir. Peki neden low post? Şu anda hani Jordan'ı çıkardığımızda ki yani bu takımda hala hiç yeri olmadığını düşünüyorum. Ve üretimi tamamen Harden sayesinde. Çember dibinde aldığı topları artık Eliup'la aldı at dersi, dercesine paslar deriz ya futbolda o tarz bitirmeleriyle kendine bir istatistik alanı yarattı. Ama playofflar geldiğinde ciddi zarar verme potansiyeli var savunmada. o yüzden de çok kritik anlarda maçı bitirirken falan sahada olacağını hiç düşünmüyorum. Maçı bitiremeyebilir ama Griffin burada da etkili olabilir. Ona da birazdan geleceğim. Boyalı alan üretimine geri dönüyorum tekrar. Boyalı üretiminde dışarıdan drive'lar dışında Kyrie hardın Durant ki Durant'in de yine boyalı alana atak edip yakın orta mesafelerini yine Kyrie'nin hardının da floater'ını ekleyeceğiz buraya. Üçüncü bir alternatif, dördüncü bir alternatif yok. Çünkü uzun alternatif ile burada skor üretemiyorlar. Burayı zorlayacak, savunmayı yıpratacak. Boyalı alanda sırtını dönüp burada topu öldürmeyecek ki buna gerek yok artık bu çok eski kalır. Ama üzerine savunma çekebilecek. Yani hemen bir sıkıştırma, yardım, ters taraftan yardım çekebilecek bir tehdit yoktu. Griffin bu tehdidi yaratabilir. Sırtı dönük alıp burada tehdit yaratıp savunma üzerine çekerse zaten çok yüzde oynayan ki e, şu an yüzde ile şut atıyor falan. Saçma sapan bir seviyede. Şutörleri besleyen, üzerine savunma çeken bir uzun, esnek bir uzuna dönebilir içeride. Bu bence değerli olabilir. Bunu deneyecektir Second Unit'le beraber. Yani Second Unit'le de yine tepede de oyunu yönlendirme ihtimali var her zaman Griffin'in ama... tabi topu eskisi kadar e, yere vurup çevik olmadığı için... tabi yine yere vurabiliyor ama çok hızlı sırtını dönüyor... ...ya da daha yakın yüzünü dönme ihtiyacı var. Burada top kayıplarına gidebilir. Çok dikkatli olması lazım. Burası Stin Neşbe, işte D'Antoni nasıl tercihler yapacak onları göreceğiz. Bunun dışında tabi yine... Ana 5'te de sağda olabilir belli anlarda. Dedim ilk 5 çıkmayacaktır ama... E, ...Kairi Harden... E, ...Durant sağdayken belki Griffin Harris gibi... ...ya da işte Green Harris gibi ikili ekleyip... ...ya da işte Harden, Green, Griffin gibi uzamak isteyince... ...farklı alternatifler yaratabilir Neş. Bunları çok sık görmeyeceğiz ama... ...bu alternatifler içerisinde Griffin'in yerine olabilir. Dışarıda e, stabil bir şutu şut yaratabilirse yine Brooklyn Nets sistemi içerisinde iyi bir şutör olarak yerini alabilir Griffin. Bunlardan yöp alternatifler yani screen assisted'da da yine faydalı olabilir. Özellikle Harden ve Kyrie oyundayken. onun üzerinden screen çekmek onun pop-up yeteneğini kullanıp çünkü dışarıda devrilebileceği için savunmayı daha da zorlayabilir. Çünkü Jordan'ın böyle bir özelliği yok. Jordan bir de pas verirken de çok dengesiz ve tehlikeli olduğu için Griffin'i pop edip buradan yine ikinci, üçüncül pasları yaratabilirler. Onu yine screen asistini kullanabilirler. Dediğim gibi yani Griffin'in faydasız olma ihtimali tamamen kendi atlaşmasına bağlı. Ben o yüzden Brooklyn'de bu kadar faydasız olacağını düşünmüyorum. Özellikle Nash'te de kafalar uyuşur, takımla da uyuşursa bu dediklerim çerçevesinde bir kendisine alan yaratılırsa belki maç başına işte second unit beraber oyuncu 15-20 dakika arası süreler onlara bayağı fayda getirebilir. Ama hala çok eksiği var Netsin. yani boyalı alan savunması ile ilgili sıkıntı yaşamamak için şu anda dışarıda daha iyi bir savunma alanı oluştururlar Burada Harden çok iyi iş çıkarıyor. Kayri hala iyi değil maalesef. Ama bench'ten gelen oyuncuların ve özellikle Harris'in de ciddi katkısı var. Şamet biraz daha forma girdi. Şimdi burada biraz Neşin ve Diantoni'nin kafasındaki sistem e, de... Abi biz boyalı alanı özellikle Jordan sağdayken boyalı alanı koruyamıyoruz zaten. Olabildiğince dışarıda bu baskıyı yaratalım. Pas dolaşımını engelleyelim. İçeriye pası azaltmamız lazım. Bunu engelleyelim. Ha burada Griffin'in yine faydası olur mu? Olabilir. Jordan'ın yapamadığı gibi e, yapamadığının tersine... ...rakibini savunduğu uzunu ya da savunduğu esnek dördü vesaire önden alabilir biraz daha burada e, pas açısını engelleyebilir Griffin. Bakalım göreceğiz hani e, çok ortada bir e, oyuncu takası e, takası olmadı bu aslında. Bayat edildi. Bu arada onu da söyleyeyim. Evet 13 milyona anlaşıldı Griffin bayağıtı için. E, sanırım Nets'ten de 1.3 milyon alacak e, minimum kontratta. Ya böyle bir katkı, böyle bir e, bütçede kelepir bir katkı için ben e, de ekleme için diyeyim pardon. Fena bir katkı vermeyecektir. tabii ki bu dediklerimi yaparsa. Evet Griffin konusu biraz uzadı. Ama bir konumuz daha var gündemle ilgili. Bunu da atlamak istemiyorum. Ee, Mayor Leonard konusu. Leonard e, bir canlı yayında Twitch canlı yayınında benim de içinde bulunduğum platformda sanırım Twitch'ti bu arada ya yanlış hatırlamıyorsam Twitch değilse de düzeltirsiniz. Canlı yayında e, Call of Duty oynarken ağzından e, ırkçılık baya hardcore ırkçılık içeren bir kelime çıktı. Bu kelimeyi kullanmayacağım. Kendiniz google'layabilirsiniz. E, ağzım almak istemiyorum açıkçası. Ama n word seviyesinde bir kelime maalesef bu. Ve bunu baya seçerek, isteyerek ve hatta yani o kadar az kullanılan bir kelime ki bir yandan da yani kimsenin belki de farkında bile olmadığı bir kelimeyken onun bunu vurgulayarak kullanması tabii ki çok hızlı o yayından da bir klip alınarak gündeme düştü. Miami hemen kendisini indefinite kadroşu bıraktı ama sonrasında 50 bin dolar ceza açıkladı ve bir hafta işte fasilitere ve takım aktivitene katılmama cezası verdik dediler. Ki zaten kendisi sakattı bu süreçte. Ya bu, boy, bu konunun iki boyutu var. Birincisi bu canlı yayın dünyasındaki yani biz de bunu çok yaşıyoruz. Ee, Türkiye'de de Avrupa'da da Amerika'da da bazı kendi kendine takılırken ettiğin küfürlerin Canlı yayında da sanki kendi kendine takılıyormuş hissiyatı ile beraber ağzından çıkması ve belki de o zihninin altlarına, bilinç altlarına yerleşmiş o ırkçılığın, cinsiyetçiliğin ortaya çıkması gerçekten çok üzücü bir durum ve bu seviyede olunca da işte işinize kadar zarar veriyor. Yanırdım burada çok çok dikkatli olması lazımdı zaten ki daha önce de e, Milli Marş sırasında ayakta durarak bir tepki çekmişti ama o konular biraz daha Amerika tarafında farklı karşılanıyor, takım içi dengeler vesaire, vesaire gözetilerek. Ama bunun artık e, hor şey yapılacak, e, saman alt edilecek bir tarafı yok. Orta ortacı olacak bir şey de yok bunda. Ki Miami'nin takım sahibi de Yahudi bu arada. Ettiği küfürde Yahudilere direkt e, giden bir söz. O yüzden hani ben bu ceza biraz sanırım temsil olacak ama Miami herhalde dönmeyecek diye düşünüyorum. Miami'de bir daha maça çıkamayacaktır ama bundan sonra NBA'deki kariyer nasıl olur? bundan sonra NBA oyuncularının ya da başka kişilerin artık bu canlı yayınlarda bunları ya işte ya böyle duyduk ya biz onu küfür için kullandık mehere mehere yapıp çocukça bir bakış açısıyla artık kullanmanın önüne geçilir mi? Bilemiyorum. Umarım geçilir. Çünkü Leonard'ın yaptığı yenilir yutulur bir şey değil. Bayağı da tatsız. Artık yani canlı yayın açıyorsanız ister ünlü olun ister ünsüz öyle evinizde kendi kendinize küfür ediyor gibi davranamayacağımızı da bence öğrenmemiz lazım. Deyip buradan artık gündemi bitirdim. Gündemle ilgili ek bir şey yok. Haftaya yine siz de şu konuyu da gündemme alırsanız ya bak bunu unutmuştum diyeceğiniz konular olursa lütfen ekleyin deyip Lloyd Pearson kovulma olayına e, geçeceğiz. Atlanta tarafında biraz Atlanta'yı ve sorunlarını konuşacağız. Nasıl düzelecek bu Atlanta bakalım. Atlanta Hawks sezon başında çok konuşulan takımlardan biri oldu. Çünkü kadro derinliği muazzam bir hale geldi. Ben de biraz bahsetmiştim. Özellikle Gariner ve Bogdanovic katkıları e, bütün kadro derinliği için çok faydalı. Ama ne kadar kullanabilirler? Bu sezon sakatlıklardan işte Hunter sakatlandı. Şimdi Reddish sakatlandı. Bogdan sakatlandı. galinari sakatlandı. Kapel arada gidip geliyor. Böyle devamlı bir sakatlık durumu var Atlanta'da. Bir türlü kurtulamadılar. Zaten önce ona bir parantez açayım. Lloyd Pierce'ın kovulmasına koçlardan ciddi bir tepki geldi NBA'de. Yani bu kadar sakatlanmanın olduğu, sıfırdan kurulan, yıllardır yeniden yapılanmayı bekleyen, çok iyi oyuncuları kadrosunu almışken... Geçen sene fena ışıklar vermeyen ki savunma tarafı hariç ucunda fena ışıklar vermeyen değil ki Trae da hala gelişme döneminde bu arada. E, maalesef Doncic kadar daha olgun bir seviyeye gelmedi. E, böyle bir durumdayken Lloyd Pierce'ın kovulmasına haklı olarak NBA koçları ciddi tepki verdiler. E, yani burada da artık alan sağlanmayacaksa yeniden yapılanma içerisinde ne olacak dediler ve bence %50-%60 civarında haklılar. Peki diğer tarafta haksızlar mı? Ee, tabii bu kendileri de yaşayabilirler. Çünkü bazen koç ve takım arasında bir diyalog sorunu olabiliyor. Yani siz çok doğru şeyler yapabiliyorsunuz, çok iyi şeyler yapabiliyorsunuz ama iletişiminiz zayıf kalıyor. Ki koçluğun bence yine bunu hep söylediğim bir şeydir. En önemli kısımlarından biri oyuncuyu ikna etmelisiniz. İkna edemezseniz isterseniz dünyanın en iyi koçu olun. Her şeyi çok iyi biliy olun. Başarı olamazsınız. Burada da sanırım bu uyumsuzluklar vardı takımda ve Yönetimde bunu biraz hissetti. Özellikle Trey Young'ın sağ içindeki e, baskın top kullanımı ve top yönlendirmesi hatta. Oyun yönlendirmesi demiyorum. bakın özellikle. Top yönlendirmesi. Çok e, diğer oyuncularda birazcık rahatsızlık yaratıyor gibi. Bunlardan e, bu rahatsızlığın e, sahiplerinden biri de aslında John Collins. John Collins'in ara ara bu konudan bahsettiğini e, belli maçlardan sonra duyduk ya biraz daha kendisinin de kritik anlarda top kullanması gerektiğini, e, onu unuttuklarından falan bahsetti. Ki kenardan gelen iki tane yine e, top kullanma ağırlığı olan iki oyuncu var yine Galinari ve Bogdanovic gibi. Genelde burada bir iletişim sorunu, bir planlama sorunu oldu ortaya çıktı. Savunma tarafı da bir türlü çözülemedi tabii bu eksikliklerden dolayı ama savunma tarafının çözülmemesine tabii yine Hunter'ın sakatlığı ve Kemledish'in sakatlığı, Kapera'nın bir var bir yok oyunu da etkili oldu. Yani Lloyd Pierce evet belki dediğim %50 %60 civarında koçlar haklı olsa da kolması konusunda %40 tarafında da %40-45 tarafında da bu tarz iletişim sorunları organizasyonun e, geleceğe dair ya bu adam herhalde bu oyuncuları e, yürütemeyecek bu iş gibi. Biz John Collins'i de kaçıracağız bu yüzden. Onu da oyunun içine sokamıyor. Çünkü John Collins sözleşme extension'ı da kabul etmedi. ve Şu anda birçok takım peşinde mesela Dallas onu istiyor. Başka takımlar da onunla direkt free agency olarak sözleşme yapmanın peşindeler. Şimdi bunların ışığında peki Atlanta'nın sorunu ne? Sadece Lloyd Pierce ve coaching sorunu muydu? Bence değildi. Ve bunu Atlanta maçlarını izlediğimizde görebiliyoruz. Ana sorunların Ana sorun hatta ana sorunlarında demeyeyim ana sorun Trey Young. Tabi şimdi hemen şu anlaşılmasın. Trey severler e, çünkü şöyle bir algı da var. Ben bir oyuncu eleştirdiğimde sanılıyor ki ben oyuncudan nefret ediyorum. Hayır ben oyuncuyu bağımsız bir yorumcu olarak eleştiriyorum. Ya yani bugün e, tamamen bir seyirci gözüyle otursam ben Kyrie Irving izlemeye de bayılıyorum. Trey Young da beni heyecanlandırıyor. Doncic'e ayrı coşuyorum. Paul George inanılmaz bazen yükseliyorum. Ha Can sevmiyorum o ayrı konu. <laughs> Şimdi bu kadar verimsiz bir oyuncu olamaz. Neyse şaka bir yana e, bağımsız bir yorumcu gözüyle baktığımda Trey Young'la ilgili çok fazla sorun var sağda. Birinci konu Trey Young şöyle bir oyuncu. Yani bunu aslında ta e, ben onun çaylak dönemindeki hazırlık maçları ilgili bir analiz yapmıştım. Kanalda duruyor olması lazım. ...direkt onun özene değil de biraz daha sanırım Furkan ve Cedi üzerindeydi. Onu da işin içine katmıştım bir maçtan ötürü ama tam hatırlamıyorum şu anda. O zaman bile oyunu okuma ile ilgili değil ama oyunu okumasına rağmen... ...sağ içindeki rotasyonlar, sağ içindeki organizasyonla ilgili hep böyle bir kafa karışıklığı... ...tembellik, kendini geride tutma, biraz böyle geç karar verme gibi bir huyu vardı... Ve bundan açıkçası çok kurtulamamış. Bu biraz belki de NCAA'den e, kalan bir şey de olabilir onun için. Ya bu, bu neden böyle bilmiyorum. Çünkü Young'da şöyle bir kafa yapısı oluşmuş bu da zaman. Kafa yapısı oluşturmuş zaman içerisinde. Ya Young kendi oynuyor. Kendi oynayamazsa oynatmaya çalışıyor. Ve oynatmaya çalıştıktan sonra da takımla oynamıyor izlemeye başlıyor. Bu ne demek? Bakın sağda şöyle pozisyonlar görebiliyorsunuz. Triangle tepede ya da işte wing'in üst tarafında biraz daha köşeye doğru. Bir birebir var mı? Bir yokluyor ya da işte bir güzel alıp pası ya da bir pick and roll var mı? Yok. Tamam diyor. Bir e, yalan bir drive oyuncunun üzerine. Hafif savunmayı çekebilirse yan tarafa pas ya da tepeye doğru bir pas ve bekliyor kat, hareket, topsuz oyunda topsuz oyunda dengeyi bozma, kendi savunmasını oradan uzaklaştırıp toplu oyuncu alan açma, dipten bir screen kullanma, ters tarafa, e, zayıf tarafa çevirebilece çevirebileceği bir pas alanı açabilmek için drive'ı güçlü yapma, savunmayı eksiltmek için. Hiçbiri yok. Ve bunlar maçın içerisinde ciddi bir alan kaplıyor. Yani hep böyle oynamıyor ama bu yaptığı durgun oyundan kopuk, takımdan kopuk hali oyunları e, ciddi bir ağırlık yüzdesine sahip ve takımı da düşürüyor. Zaten istatistiklere bakarsak da şunu görüyorum. E, çok düşük yüzdelerle üçlük yaratabiliyor asistlerinde. Çok yüksek yüzdelerle çemberde bitirme yaratabiliyor. Ve kullandığı topların da %15 civarında toplan, top, kullan, kullandığı toplarını da %15 civarında kaybediyor. Bu da ayrı bir sorun. <laughs> ya top kayıpları zaten bu asist e, top kayıplarımı ciddi etkiliyor. Ve bu kadar konuşulurken, bu ortamda bu kadar konuşulurken Trey'in, Trey Yang'ın bence yapması gereken çok basit bir iş var ki bunu geçen Skip Bayles'a söyünce be kan beynime sıçradı. Yani Kör ile ilgili şu bakış açısından nefret ediyorum. İyi bir şutör abi işte. Tarihde böyle geçecek. Şut sokuyor adam falan. Ya bu gerçekten artık kör kara cahillik gibi bir şey. Ya hiç maç izlemiyor olman lazım. Yani maç izlemeyi de bırak... ...izleyip basketboldan anlamıyor olman lazım. Yani Curry'nin etkisi... ...neden Curry'e geldim şimdi anlayacaksınız... ...topsuzken başlıyor. Yani bu yıllardır böyle. Evet ilk ilk, ilk sezonları değil ama... ...Steve Curry'le o yükselen... ...finalleri domine eden... ...Golden State'in... ...oyunu kuran Draymond Green gibi bir parçanın eklendiği... ...Durant'in eklendiği Golden State'te dahil... ...Curry'nin en büyük etkisi topsuzken bütün takıma alan açması. Çünkü o kadar büyük bir tehdit, tehdit ki savunmasını sürüklüyor. Fake screenler kullanıyor ki bunu analizde ben detaylı bir şekilde gösterdim Golden State analizinde. Diğer oyuncu bunu ayak uyduramadığı için şu an çok sorun yaşıyor. Ve burada topu aldığı anda da artık tercihleri o kadar fazla ki drive edebiliyor, şut atabiliyor. Yine üstüne işte ikili sıkıştırma çekip topu sahanın en uç noktasındaki oyuncuya, zayıf taraftaki oyuncuya ulaştırabiliyor. Ya all around bir tehdidi var yani Curry'nin. bu oyuncu çıkıp hala işte Skip gibi şuursuzlar hele bir şutördü falan diyor. Geri dönersek Trey Young'a işte Trey Young'ın ben Trey Young olsam bugün derim ki ya Curry ne biliyorsan öğret abi bana. Bu işin geyi <laughs> gel bana öğret tarzı olmayacak bu ama ...otur onu izlerim. Koçumla bunu çalışırım. Ben topsuz olarak da bu takıma bir hareketlilik getirmeliyim, bir etki yaratmalıyım. Çünkü benim şutum çok kuvvetli. Şut tehdidim çok kuvvetli. Ama bunu kullanamıyorum. Neden? Çünkü koçum bunu planlamamış. Neden? Ben bunu düşünmüyorum. Çünkü bakın hemen Nate McMillan geldi. Bir, Trey daha fazla drive'a zorlanıyor. İki, Bogdan'ı kenardan getirip Bogdan ya da Trey ikisi sağdayken ya da Trey yokken de top yönlendirmeyi, oyun yönlendirmeyi biraz daha farklı oyunculara dağıtmaya çalışıyor. Ve Trey Young'ın ekstra bu drive çabasıyla beraber drive and kick paslar başladı. Daha fazla atabiliyorlar. Ve 3 maçı kazandılar. Ha bu 3 maç çok kolay maçlardı. Hatta bundan sonraki fixtürde de e, kolay maçlar var. İşte Sacramento, Cleveland, Houston, Oklahoma. ve bunları içeride oynayacaklar. Bir tek Houston deplasmanda. Muhtemelen bu maçları da alabilirler bu arada. Ama sonrası esas sınava başlayacak Nate McMahon için. Ve belki de burada bu bahsettiğim Trey Young'ın oyununda özellikle topsuz oyununda biraz bir değişikliğe gitmek lazım. bunu burada görebilecek miyiz ona bakacağım özellikle. Çünkü inanılmaz bir batı turuna gidiyorlar. Lakers, Clippers, Golden State, Denver, Suns, Spurs, Pelicans. Yani ne kadar baş belası takım varsa oynayacaklar. Ve Trey Young'ın artık bir karar vermesi lazım. Yani çünkü Trey Young bir e, demokrasiyle yönetilen ama bunun içerisinde kapitalist sistemde böyle her şey ben yapacağım. her şey burada yönetici benim, diktatör benim, kral benim tarzı bir şirket yöneticisi gibi. İçeride demokrasi var sözde ama şirketin tepesine oturmuş. Hiçbir yöneticisini dinlemiyor. Kimseyi devreye sokmuyor. Kimseyi verimli bir çalışma ortamı yaratmıyor. Oyuncuların hepsi oyundan kopuyorlar. Onları içeri sokamıyor. Asist bakıyorsunuz ama bunların birçoğu çemberde biten sayılar ya da çok işte geçişlerde hızlı hücumlarda biten sayılar. Yani zor anlarda artık savunma size yoğunlaştığında yarattığınız skorlar değil ve bunun bir yan etkisi var. Rakibi yıpratamıyorsunuz. Yani o kadar durağan bir oyunla devam böyle bekle bir dene hadi yan tarafa at şimdi kenara kenara çekil izle yoğun oyunuyla ne savunmanı yıpratabiliyorsun ne rakibin total savunmasını yıpratabiliyorsun ve Atlanta takımına karşı savunmalar Maç sonlarına diri girebiliyorlar. Eğer iyi bir savunması varsa tabii, yoksa çok önemli değil. O yüzden artık burada Trey Young'un sadece, bakın bunu sadece yine üstüne basa basa söylüyorum. Al bakalım çok güzel asist, şutu soktum, ben gidiyorum şeklinde değil. Topsuz hareket, diğer oyuncular için drive kickler atacağı daha kolay şutlar. Çünkü drive edip savunmayı savunmayı çekip ağırlık merkezini bozmadan verdiği paslarla zor şutlar yaratıyor. Hep el üstü, el üst atmaları gerekiyor oyuncuların. Hadi hep olmasa da %70-80'lerde el üstü atmaları gerekiyor. E senin Bogdan var, Galinari var. E kullan bunları. Mesela Nate McMahon hemen şunu da yaptı ki bunu aslında Pierce'da deniyordu. Hakkını yemeyeyim. Ben söyleyince hemen tepki çekiyor da bu. Yani deniyorlar sahada. İzlerseniz görebilirsiniz. Yani Galinari'nin 4-5'te esnek oyunu onu hücumda pick and pop oynatabiliyor. Orayı bir açıyor savunmada işte Vucevic gibi bir oyuncuyla eşleştirip en azından onu hücumda daha değerli hale getirecek bir yapıda savunma da tutabiliyorsunuz. Evet epik bir savunmacı değil ama yapabiliyor. En azından durabiliyor arkasında. Kapere yokken. Kapere varken de bunu deneyebilirler. Belki maçı başlayacak 20-25 dakika oynatacak Kapere ileride ama sonra kenara alacak. Ama burada yine ana öznemiz o Gainari'yi kullanacak. Bogdan'ı kullanacak onları oyuna sokacak. Diğer oyuncuları kenardan gelen oyunculara da sağ içinde Hörter'e işte ne bileyim drive edebilecek belki Hunter'a ki o da sakat. Diğer oyunculara alan açacak. Yani savunma için o pası verdikten sonra savunmayı bozmadığı için drive edemiyor de diğer oyuncular. Hep böyle bir dar alanlar. Kapanıyorlar, çıkamıyorlar. Savunma hemen yardıma geliyor. Çok fazla sıkıntı var burada. Trey'nin artık bunu çözmesi lazım. Nate McMillan bunu çözebilir mi? Pacers'da hücum organizasyonu ile ilgili biraz sorunu olduğu için e, asla çözemiyordu. Belki de yapabilir. Belki de Nate McMenan da Clippers, pardon, e, Pacers tarafında bu sorunları diyalogla çözemedi, oyuncuları ikna edemedi ve yapamadı. Belki Atlanta'da yapabilir. Onu göreceğiz. Ha şu an deniyor. Daha fazla drive Bogdan'la beraber ikinci bir oyuncu oyun yönlendirici Can Collins'i daha fazla işin içine dahil etmek ki Can Collins'in de dışarıda kalmaması lazım burada. Onu da tepeye çekebilirsiniz. Onu da direkt Galina ile 4-5 esnek kullanıyor. Bunu daha çok kullanabilirsiniz. Çok fazla alternatif var. Onun hücum verimliliğini arttırması lazım. Atlanta'nın ki işte hücum verimini genel düşüren de zaten Trey Young burada. Peki onun dışında Trey Young'ın etkisi dışında bu takımda... Ne pozitif ne negatif yani e, Hunter bence bu takımın çok önemli bir oyuncusu şu an sakat e, Sanırım ay sonunu bulacak dönmesi de sakatlı devam ediyor Neden önemli bir Hunter e, hem savunmada hem hücumda e, Devamlı efor sarf eden bir oyuncu hücumda da Çemberi düşünen Fiziğine göre çembere çok iyi atak eden Ettiği zaman da özellikle Ken işte çok iyi kanat olabiliyorlar İkisi de savunmaya döndüğünde Reddish, Hunter ve Cappella üçlüsü olarak Atlantan'ın uzun süredir de o savunma direncini yaratabiliyorlar. Yine Trae Young'a gelsek zaten Trae Young savunmada bu direnci bozan oyunculardan biri. Tabii ki ileride daha güçlenecek o Curry'nin ilk halleri gibi biraz daha. Curry de şimdi daha da güçlenip fiziğini iyi hale getirdiği için savunmada daha iyi durabiliyor. Evet mükemmel bir savunmacı hala değil ama en azından pas arası zorlayabiliyor, top kaybına zorlayabiliyor. ...yardımlarda hiç fena değil... Ha, ...tabii epik bir savunmacı değil... ...Treyang'ın da biraz o seviyeye yaklaşması lazım... ...ha bu sonra olacak... ...o yüzden Treyang'ı bu konuda çok eleştirmiyorum... ...oraya çok giremiyor henüz... ...ama onun açını kapatabilecek takım arkadaşları var... ...ama sen o takım arkadaşlarını alıp... ...hücumdaki çabalarını ödüllendirmezsen... Işte ...o zaman... ...bir noktadan sonra kopmalar başlar... ...belki de Atlanta yönetimi bundan korktu... ...yani Treyang'la takımın kopmaması lazım... Ya biz bu koru bulduk. Hunter gibi çok önemli bir oyuncumuz var ki Hunter belki de bu sene sakatlanmasa en çok geliştirme gösteren oyuncu arasında listede daha da tepeye gidebilirdi. Ama şu anda sakat olduğu için gidemeyecek. Yani Cam Reddish gibi bir, ciddi bir potansiyelin var. Bu oyuncular bir de hani Hunter, Reddish ve Bogdan'la beraber kenardan Young dışında oyun yönlendirmeye de karar verebilirler. Hadi oyun yönlendirme varsa top yönlendirmenin bir parçası olabilirler kanatlarda ve tepede. Trae Young'da şöyle bir tedirginlik de var. Yani kendini birazcık çok erken Kyrie yerine koymuş gibi. Şimdi Kyrie de ben oyunu domine edeceğim, yönlendireceğim. Boksa başka türlü olmaz derdini daha yeni açabildi. Ama bu artık 28 yaşına geldi yani. 28-29 yaşına geldi. Oralarda açabildi Ki daha yeni Harden'la beraber. Yani şu an çok erken girmiş durumda ve her topu alıyor. Her topu hemen birinin almaya çalışıyor ve oyuncuları oyun içine girmekte zorluyor bu konu. Mesela şey dikkat edin. Yang oyunda değilken yani topun gelişi hiç önemli değil. Galinari getiriyor, Collins getiriyor, X getiriyor, Y getiriyor. İşte Hunter getiriyor. Hiç kimsenin umurunda değil. Çünkü amaç orada zaten yarı sağ savunması yerleşmeden hızlıca rakibin üzerine gidebilmek. Ama Yang varken bu olmuyor. Ha şu olsaydı şimdi burada hep Donchis kıyası da yapılıyor. Abi Doncic de yarı sahada oynamıyor mu? O da her top alıyor diyebilirsiniz. Evet ama Doncic yarı sahada bütün takımı oyun içine sokabilecek pozisyonu sonuna kadar arıyor. O yüzden Doncic siz daha verimli bir yarı saha oynayabiliyorsunuz. Gidecekse çembere kadar gidiyor. Üzerine savunmayı çekerse de mutlaka dışarıyı buluyor. Yani hani saçma sapan zorladı evet. Pozisyonlar olmuyor mu? Oluyor. Ama yüzdesi düşük. Peki Young bunları yapamıyor mu? Yapabiliyor zaten. Kötü olan kısım da bu. Bakın şuna da dikkat edin. Maçların kritik anlarında ya da artık yumurtanın e, o malum noktaya geldiğinde topsuz oynuyor, kat ediyor, inanılmaz drive'lar ediyor, açık sahada inanılmaz bitiriyor. O zaman şöyle olur maç izlerken. Abi bunu yaysana maça. Neyi bekliyorsun? Yay bunu artık maça. İşte bu da ikna kısmı. Ya belki de fiziksel olarak çok iyi hissetmiyor olabilir kendini. Kafa yapısı olarak buna çok hazır olmayabilir. İşte bunlardan Nate McMillan'ın işi. Bunu da o çözecek. Umarım çözebilir. Bundan sonra önlerinde çok zor bir fikstür var. 3-4 maç sonra başlayacak bir batı fikstürü var. Oraya gelmeden bunu çözerse ve Atlanta buradan iyi bir yüzde, galibiyet yüzdesiyle çıkabilirse zaten yine playoff'un ortağı olacaklar ki hala ortağı ama işleri daha zor. Zaten o kısmı kaybederlerse işine seneye kalacak. Ee, John Collins'i kaybetme ihtimalleri yüksek. Belki de takım yapısını oluşturup en azından maçları sonuna kadar oynayan ee, daha takım gibi oynayan Trey Young'ın daha işine girdiği bir yapı kurup diğer oyuncuları da ikna edip bu koru koruyup Collins'i de koruyup seneye bakacaklar. Göreceğiz. Ben Trey Young'ı beğeniyorum ama gerçekten şu anda onu izlerken Porsche'm varmış ve devamı 90'la gitmek zorundaymış gibi hissediyorum. Artık onun bir yüzü böyle vurup 05 5 senede 100'e kadar çıkıp sonra da hiç durmadan ivmeli e gitmesi lazım. Umarım bunu yapabilir. Çok zor değil. Çok temel şeyler yapacak. Ama dediğim gibi yani ya kafa olarak hazır değil ya da fizik olarak Matt McMahon da bunu çözecek. Deyip bugünkü videonun sonuna geliyorum. Yine uzattım. Bilmiyorum şu an kaç dakika oldu video ama bayağı uzun oldu galiba. Kusura bakmayın. Yine çenem düştükçe düştü yani Atlanta güzel bir takım Denver'ın ilk, ilk dönemlerine benzetiyorum elinde çok iyi parçalar var ama bir türlü verim alamıyorlar bal üretemiyorlar gibi durumları var umarım üretecekler ve iyi bir hale gelecekler Hunter Hunter'da iyileşecek savunma yapısı da toparlanacak o zaman daha iyi bir Atlanta izleyeceğiz diyorum çana tıklayın bildirimlerde haberiniz olsun yeni video muhtemelen haftaya hafta sona doğru yine gelecek kanala diğer videolarda gelmeye devam edecek onun dışında bildirimleri almak istiyorsanız Discord'umuza gelebilirsiniz. Twitter'dan, beni Twitter'dan, Instagram'dan takip edebilirsiniz. Yine merak ediyorsanız ya bir de canlı yayın yapıyormuşsun sen, nerede yapıyormuşsun? Twitch'e gelebilirsiniz. Twitch'te de canlı yayınlarımızla ilgili bildirimleri alabilirsiniz. Bütün bu kanallardan görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.